bir AK Partili milletvekilini de arayabilirlerdi. MHP'li milletvekilini de arayabilirlerdi. İyi Partili milletvekilini de arayabilirlerdi. HDP'li milletvekilini de arayabilirlerdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, o da milletvekili, onu da arayabilirlerdi. Saadet Partili milletvekilleri var, onu da arayabilirlerdi. Yani TKP'li milletvekilleri var, iki kişi. Onları da arayabilirlerdi. Yani mecliste hangi siyasi partiden olursa olsun milletvekilleri aradıkları zaman, görüşmek istiyorum dedikleri zaman milletvekilleri kapıya vatandaşlık kimlik numaralarını bildirirler. Yani meclisin güvenlik kapısı. Meclisin güvenlik kapısı, o kişinin vatandaşlık kimlik numarasından emniyet tarafından GBT'si yapılır. İçeriye onay girişine izin veren veya izin vermeyen makam milletvekili değildir. Meclisin güvenlik amirli birimi yetkilidir bu konuda. Şimdi bu vatandaşların terör örgütleriyle ilgili irtibatını benim bile bilmem imkansız. Bu kişiler bizim makamı arar, sekreter bunların vatandaşlık kimlik numarasını yazdırır, meclisin güvenlik birimine dış kapıya yazdırır ve meclis güvenlik birimi bu tahkikatı yapar ve mesela gelen kadını içeri almamışlar çünkü meclise giriş yasağı varmış. Daha önce herhalde meclise giriş yapmış ki, meclise bir olaylar yapmış ki giriş yasağı olmuş. Peki bu daha önce meclise giriş yapmış, meclise giriş yasağı var. O zaman peki o dönem bana mı yine gelmiş? Yok. Benim yine bir bağlantım yok. Ve o erkek denilen şüpheli zanlı, Muğla Zincir bana gelir. Bana geliş saati 12'yi 5 geçe vesairesi, netice itibarıyla toplam görüşme süresi, yani benim odamda bekleme süresi toplam 15-20 dakikayı bulmaz. Bu kişi saat 11.09'da meclise giriş yapar. Benimle görüşmeyi bitirdikten sonra 12.30'da meclisten çıkış yapar. Yani bendeki toplam görüşmesi işte 15-20 dakikalık süre, 10 dakikasını sekreterin bulunduğu makamda içerideki görüşmem nedeniyle bekler. Benimle oradaki görüşmesi 5 veya 7,5 dakika, ya olur ya olmaz. Benimle görüştüğü konu şu: Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini, bundan 2-3 yıl öncesi, Türkiye'de pasaportuna el konulduğunu, giriş yasağı olduğunu söyler ve bu konuda ben de nasıl bu giriş yasağımı kaldıra, çıkış yasağımı kaldırabilirim, yurt dışına çıkış yasağımı kaldırabilirim, pasaportumu nasıl alabilirim şeklinde benden yardım talep eder. Ben de dedim ki senin bir avukata gitmen lazım. Bu siyasi bir olay değil. Bu siyaseten benim yapabileceğim bir olay değil siyaseten. Hukuken yapılması gereken bir olay var. Onun için de senin avukata gitmen lazım. Ve netice itibariyle oradan baktım ikna olmadı benim bu dediklerimden. Adeta kalkmak istemedi. Ve bunun üzerine benim danışmanım da avukat. Dedim ki ya, danışmanımı çağırdık. Kapı da açıktı Allah'tan. Gelen başka ziyaretçiler de vardı. Odada kalabalıktı. Dedim ki ya ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Arkadaş sanki bana inanmadı, ikna olmadı dedim. Danışman da geldi. Orada başka görüşmeye gelen hukukçular da vardı. Onlara dedim ya arkadaşlar bu yanlış bir şey söylüyor muyum? Nedir bu konu? Onlar yok söyledi. Kelimeyi doğru söylüyorsun. Yani adeta adam aslında sanki bir fırsat kollar gibi bana, yani belki fırsat bulamadı. Fırsat bulabilmiş olsaydı orada bana saldırmış olacaktı. Orada fırsat bulabilmiş olsaydı belki meclise o kesici delici alette benim makama kadar çıkabiliyorsa demek ki beni rehin alacaktı. Hedef bendim. Yani şimdi orada o kalabalık ve kapının açık olmasından ben bugün hayattayım diye düşünüyorum ben. Şimdi burada mevcut olan o gazetelerin benim manşet göstermesindeki olay da, şimdi bir, benim terörle bağlantım olsa hiçbir milletvekilinin arabası aranmıyor. Hiçbir milletvekilinin. Şoförü de kullansa aranmıyor. Biz de milletvekili de kullansa araba da aranmıyor. Milletvekili de aranmıyor. Peki benim terörle bağlantım olsa teröristleri ben o zaman araba mı içeri alırdım? Ben teröristleri içeri sokacakları bombaları, silahları araba mı içeri alırdım? Yani kapıya yazdırılarak terörist alınır mı meclise? Böyle akla, böyle mantığa ters bir şey olabilir mi?
gazetenin attığı manşet beni öldürme açısından herkese hedef göstermiştir. Ben şu anda hedef tahtasındayım. Ve bu olay hedef tahtası geçmişte bu şekildeki gazetelerin yaptıkları var. Akın Birdal bu şekilde vurulmuştu. Ahmet Kaya bu şekilde hedef gösterilmişti. Ve şu anda hedef tahtasında gözken de Mahmut Sanal benim. Yani benim bana yönelik herhangi bir eylemin olması halinde Türk Ceza Kanunu 39. maddesi diyor ki eylem yapılmadan önce kişilerin iradesini güçlendiren, iradesini kuvvetlendiren ve iradesini cesaretlendiren eylemler de aynen suç işlemiş gibi suça iştirak ve müşterekten dolayı müşterek emsalsesiyle sorumludur. Beni hedef gösteren bu manşetleri atan bu gazeteler bana yönelik olacak herhangi bir eylemde bunlar mesuldür, sorumludur. Ben şu anda milletvekiliyim, kamu görevlisiyim ve Cumhuriyet savcılarının hepsini göreve davet ediyorum. Bakın, bende çıkıyor, görüşme bitiyor. 2,5 saat ziyaretçi salonda emniyet bunları niçin oturtuyor? Giriş yasağı olan birisini niçin dışarı çıkarmıyorlar? 2. Bu eylem saat 15'te oldu. Meclis saat 9'da neden basına, belirli gazetelere servis ediyor, tüm basına vermiyor? Saat 15'te olan olayı saat 15.30'da, 16'da vermesi gerekmez mi? Bunu geceleyin son dakika haber verirler. Meclisin de kapalı olduğu saatte. Sanki geceleyin mecliste baskın yapılmış bir süs verilerek, bir algı üretilerek bu yapılıyor. Bu nedir? Bana karşı kurulan bir kumpastır. Bu bir kurgudur. Bu bir senaryodur bana yönelik. Hangi milletvekiline eğer irtibat kurmaya çalışırlarsa kimse tanımıyor etmez. Ama Mahmut Tanal her kamuoyu tarafından bilinen bir kişi. Maalesef herkes de Mahmut Tanal'ı tanıyor. Daha fazla bir ses getirir. Bir de 31 Mart'ta sandıktaki o seçim sandıklarını, oylarını korumak, kollamak için o nöbete çağıran insanların başına gelen birisiyim. Yani buradaki bu mücadele azmini kırmak için bunu yapıyorlar. Ben bu mücadele azmini kıramazlar benim. Ben yine demokrasi mücadelemi, insan hakları mücadelemi, özgürlük mücadelemi devam edeceğim. Yani bu olayın mağduru benim. Bu olayın mağduru biri benim, biri yaralanan polistir, biri de rehin almak istenen memurdur.